Hocam selamlar hocam. Hocam ben böyle uzandım ama kusura bakmayın ha. Hiç sorun yok dayıcım. Tamam. Nasıl rahatsan. İlk defa mı terapiye geliyorsun? İlk defa hocam. Tamam. Sakin ol. Arkana yasla. Tamam. Tabii Ceyla Bursa dursun ama hocam o bana güç veriyor. Olsun tabii tamam. Hiç sorun yok. Sor hocam travma mırama ne varsa iyileştirerek gidelim şuradan hadi bakalım. Şimdi dayıcım. Evet. Hepimiz hayatın bize verdiği görevleri yerine getirerek bazen bilinçli bazen bilinçsiz sar olarak yaşıyoruz. Ama senin hikayen bambaşka. Çok farklı bir ivme var senin hayatında. Tüm bu şöhretten paradan önceki dayıya dönmek istiyorum. Kimdir dayı? Dayı hocam şey normal işte gözü bulanma normal adam. Ben sabah kahvaltımı yapıyorum. Akşam yiyorum sonra sıçıyorum falan uyuyorum böyle bir adamım hocam normal. Hocam kusura bakma öyle mi götümü dönmüş gibi oldum sana böyle. Sen rahatına bak. Sorulara konsantre ol. Sağ ol hocam tamam. Ki işe yarasın yaptığımız şey tabii tamam hocam, mı? Tabii hocam travma sinir stres her şey sinirsel diyorlar onları bir atalım hocam. Peki tamam şimdi biraz küçüklüğüne gidiyoruz. Hocam. Nasıl bir eve doğdun? Hocam evimiz böyle birazcık merkezden uzakta ama spot lokasyon. Bir evdi yani gerçekten çok spot lokasyon. Otobüs durağına falan yürüyerek 10 dakika mesafede. 2+1, 2 tane koda var birisi işçi kalmadan önemli değil hocam. Oraya ardiye yapmıştık zaten. Sobalı evdi ama 97'de oraya kalorifer yaptırdık biz sonra. Güzel yani hocam 10 numara evdi. Anlıyorum. Peki nasıl bir baba? Normal baba işte ya. Ara sıra döverdi, ara sıra severdi. İşte kahveden gelirdi, cihara kokardı falan öyle. Baba işte yani. Peki nasıl bir anne? Normal yani çilekeş. Ara sıra hökelenirdi bana. Dönektirin oğlum koşturmayın falan filan diye. Ara sıra öper severdi. Ana işte ya. Ha bu hani hökelenmek gibi. Dediğin kızmak anlamında. He öfkeleniyor gibisin ya. He. Peki sürekli söylediğim bir şey var dayıcım. 6 yaşında karakterim oturdu evet. Deyip duruyorsun. Evet hocam. Bu nedir? Bu çok çocukken sana çok fazla sorumluluk mu yüklendi? Ne oldu? Hocam vallahi şimdi 6 yaşında baktım benim karakter lak oturdu böyle her şeyim ne yapacağımı iyi biliyorum falan. Yani şimdi dayıcım 6 yaşından beri karakterine bir tık daha bir şey ekleyemedin mi yani? İstesemek derdim oğlum. Gerek bulmadım yani. Peki biraz da aşk diyelim, biraz da sevgi hocam, diyelim. Diyelim hocam. Boş boş etrafa bakıp kendini kaybettiğin, onsuz nefes alamam dediğin ilk aşkını hatırlıyor musun? Ben nefesimi her zaman alırım. Niye nefes kalayım hocam? Tamam gidiyorsa geçsin. Üzülürüm üzülürüm de nefesimi alırım, yemeğimi yerim. Uyurum, sıçarım hocam. Hiç bende fark etmez yani. Peki şöhret biraz seni şımarttı mı? Doğru. Şımarttı. Hocam şımarttı. Herkes bunu soruyor şımarttı. Biraz da şımaralım hocam biz ya. Kafamızı rahatlatalım ya. Buraya onun için gelmedik mi hocam? Siz demiyor musunuz? Neydi o? Ceyla neydi? Anda kal diyorlardı. Neydi o kızım? Carpe diem. Ne? Carpe diem. Bir de buna mindfaction falan bir şey diyorlar. Anda kalıyoruz hocam.